What is the next step when you put two slices of bread on a pan? İki dilim ekmeği tavaya koyduğunuzda sonraki adım nedir diye sorulmuş. Tarife bakalım. Let's make a sandwich. Haydi sandviç yapalım. Process yani nasıl yapıldı? Birinci adım. Place two slices of bread on a preheated pan, then melt the cheese. İki dilim ekmeği önceden ısıtılmış bir tavaya koyun. Sonra da peyniri eritin. İkinci adım. Slice the tomatoes and the cucumber. Domatesi ve salatalığı dilimleyin. Üçüncü adım. Place cheese, lettuce, tomato and cucumber on one slice of bread. Peyniri, marulu, domatesi ve salatalığı bir dilim ekmeğin üzerine yerleştirin. Dördüncü adım. Put mayonnaise and the other slice of bread on it. Mayonezi ve diğer dilim ekmeği üzerine koyun. Enjoy your sandwich. Sandviçinizin tadını çıkarın denmiş. Bizden istenen şey iki dilim ekmeği tavaya koyduktan sonraki adımdı. Baktığımızda daha birinci adımda iki dilim ekmeği önceden ısıtılmış bir tavaya koy dendi. Sonrasında da then melt the cheese, peyniri erit, yani A şıkkı doğru seçenektir. Which picture shows the step before covering the chicken with foil? Hangi resim tavuğu folyoyla kaplamadan önceki adımı göstermektedir diye sorulmuş. Before, önce demekti. Bakalım metne. First preheat the oven to 200 Celsius. Then place your fresh chicken into a baking tray. Next, rub it with butter and cover it with foil. That will help the chicken stay juicy. Finally, cook it for 2 hours. Cut the chicken into slices and serve it warm. Öncelikle fırını 200 derecede ısıtın. Sonra taze tavuğunuzu bir fırın tepsisine yerleştirin. Daha sonra tereyağı sürün ve folyo ile kaplayın. Bu sayede tavuk daha sulu, lezzetli olur. Son olarak da 2 saat boyunca pişirin. Tavuğu parçalara ayırın ve sıcak şekilde servis edin denmiş metinde. Bizden folyo ile kaplamadan önceki adım isteniyordu. Baktığımızda cover it with foil, folyo ile kaplamak adımını bulduk. Ve ondan hemen önce de rub it with butter, tereyağını sürmek adımı var. Şıklara da baktığımızda B şıkkında bunu görüyoruz. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır. Why do we cover the chicken with foil? Neden tavuğu folyo ile kaplarız diye sorulmuş. Metne bakalım bunu bulmak için. First, preheat the oven to 200 Celsius. Then place your fresh chicken into a baking tray. Next, rub it with butter and cover it with foil. That will help the chicken stay juicy. Finally, cook it for 2 hours. Cut the chicken into slices and serve it warm. Önce fırını 200 derecede ısıtın. Sonra tavuğunuzu pişirme tepsisine yerleştirin. Daha sonra tereyağı sürün ve folyo ile kaplayın. Bu sayede tavuğunuz sulu ve lezzetli olacaktır. Son olarak da 2 saat boyunca pişirin. Tavuğu parçalara ayırın ve sıcak servis edin denmiş. Bizden folyo ile kaplama sebebi isteniyordu. Baktığımızda folyo ile kaplama bölümünü gördük. Devamdaki cümle demiş ki that will help the chicken stay juicy. Bu tavuğun sulu, lezzetli olmasına yardım edecektir. Yani seçeneklere baktığımızda B şıkkında to bake it in the oven, fırında pişirmek için denmiş, eledik. C şıkkında to cut into slices, parçalara ayırmak için eledik. D şıkkında to place the chicken into a pan, tavuğu bir tavaya yerleştirmek için bunu da eledik. A şıkkında to keep chicken juicy, tavuğu sulu tutmak için denmiş. Doğru seçenek A şıkkıdır. Which picture shows Selena's special dish? Hangi resim Selena'nın özel yemeğini göstermektedir diye sorulmuş. My name is Selena and I love cooking. In fact, cooking is my favorite hobby. I started on cooking when I was very young with my mother. I spend most of my time in the kitchen because it's my favorite part of the house. I like trying new plates. One of my specialties is fish and chips. All of my friends like it. My dream is to attend a cookery course and be a good chef. Benim adım Selena. Yemek yapmayı seviyorum. Aslında yemek yapmak benim en sevdiğim hobim. Yemek yapmaya çok küçükken annemle birlikte başladım.
Zamanımın çoğunu mutfakta geçiriyorum çünkü evin en sevdiğim bölümü mutfak. Yeni yemekler denemeyi seviyorum. Özel yemeklerimden birisi balık ve patates kızartması. Tüm arkadaşlarım bunu seviyor. Hayalim bir aşçılık kursuna katılıp iyi bir şef olmak demiş Selenay. Parçaya baktığımızda özel yemeğinin balık ve patates kızartması olduğunu görüyoruz veya patates cipsi. Seçeneklere bakalım. B şıkkında köfte ve patates kızartması var. Eledik. C şıkkında patates cipsi var. Bunu da eledik. D şıkkında tavuk ve patates kızartması var. Bunu da eledik. A şıkkında ise balık ve patates kızartması var. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Which one of the following is wrong according to text above? Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Metne bakalım. My name is Selena and I love cooking. In fact, cooking is my favorite hobby. I started on cooking when I was very young with my mother. I spend most of my time in the kitchen because it's my favorite part of the house. I like trying new plates. One of my specialties is fish and chips. All of my friends like it. My dream is to attend a cookery course and be a good chef. Benim adım Selenay. Yemek yapmayı seviyorum. Aslında yemek yapmak en sevdiğim hobim. Yemek yapmaya çok küçükken annemle birlikte başladım. Zamanımın çoğunu mutfakta geçiriyorum çünkü evin en sevdiğim bölümü mutfak. Yeni yemekler yapmayı seviyorum. Denemeyi seviyorum. Özel yemeklerimden birisi balık ve patates kızartması veya patates cipsi. Tüm arkadaşlarım bunu seviyor. Hayalim bir aşçılık kursuna katılıp iyi bir şef olmak demiş Selenay. Bizden yanlış olan cümle isteniyordu. Seçeneklere bakalım. A şıkkında being a good chef is her biggest wish. İyi bir aşçı olmak onun en büyük hayali denmiş. Son cümlede hayalinin iyi bir aşçı olmak olduğunu söylemişti. Bu yüzden A şıkkı doğrudur. C şıkkında she enjoys trying something new. Yeni şeyler denemeyi sever denmiş. Yine parçada I like trying new plates. Yeni yemekler denemeyi seviyorum demişti. C şıkkı da doğrudur. D şıkkında she is in the kitchen mostly. Çoğunlukla mutfaktadır denmiş. Baktığımızda parçaya I spend most of my time in the kitchen. Vaktimin çoğunu mutfakta geçiriyorum demişti. D şıkkı da doğru. B şıkkında she likes cooking with her friends. Arkadaşları ile yemek yapmayı sever denmiş ama parçada arkadaşları ile yemek yaptığını söylemiyordu. Arkadaşlarının yemeklerini sevdiğini söylüyordu. Bu yüzden yanlış olan B şıkkıdır. Which one of the following shows the action in the picture above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki resimdeki hareketi göstermektedir diye sorulmuş. Önce metne bakalım. Nusret Gökçe, nicknamed Salt Bay, is a Turkish butcher, chef, restaurateur and co-owner of the steakhouse chain Nusret. Nusret opened in 2010 and now has 13 restaurants around the world from Abu Dhabi to Miami. He's better known as his famous cobra-style pose. He turned his internet fame into a restaurant empire. Nusret Gökçe, Tuz Bebeği adıyla da bilinir. Türk kasap, aşçı, restorancı ve biftek restoranları zinciri Nusret'in ortağı. Nusret 2010 yılında açıldı ve şimdi Abu Dhabi'den Miami'ye dünyanın her tarafında 13 restoranı var. O kobra şeklindeki pozuyla daha çok ünlüdür. İnternet ününü, internetteki ününü restoran imparatorluğuna dönüştürdü denmiş metinde. Yukarıdaki resmede baktığımızda zaten bu meşhur Cobra Style pozundan bahsediyorlar. Bakalım seçeneklere. A şıkkında he squeezes lemon on fish. Balığa limon sıkıyor denmiş. Bunu eledik. B şıkkında he cuts meat in slices. Eti dilimliyor denmiş. Bunu da eledik. C şıkkında he rolls dough with flour. Unla hamuru yoğuruyor denmiş. Bunu da eledik. D şıkkında he sprinkles salt on steak. Etin üstüne tuz serpiyor denmiş. Doğru seçenek D şıkkıdır. Which one is false according to text above? Yukarıdaki metne göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Metne bakalım. Nusret Gökçe, nicknamed Salt Bay, is a Turkish butcher, chef, restaurateur and co-owner of the steakhouse chain Nusret. Nusret opened in 2010 and now has 13 restaurants around the world from Abu Dhabi
to Miami. He's better known as his famous cobra-style pose. He turned his internet fame into restaurant empire. Nusret Gökçe, Tuz Bebeği adıyla da bilinir, Türk, kasap, aşçı, restorancı ve biftek evi zinciri Nusret'in ortağı. Nusret 2010 yılında açıldı ve şimdi Abu Dhabi'den Miami'ye dünyanın her tarafında 13 restoranı var. Ünlü Cobra Style pozuyla daha çok bilinir. İnternetteki ününü restoran imparatorluğuna dönüştürdü denmiş metinde. Bizden yanlış olan bilgi isteniyordu. Beşkına Nusret is an internet celebrity. Nusret internette ünlüdür denmiş. Baktığımızda internette ünü olduğunu görebiliyoruz. Yani Beşkı doğru. Ceşkına there is Nusret Steakhouse in Miami. Miami'de Nusret restoranı var denmiş. Parçaya baktığımızda Abu Dhabi'den Miami'ye kadar olduğunu görüyoruz. Yani Miami'de de var. Bu yüzden C şıkkı da doğru. Deşkına Nusret became famous with his pose. Nusret pozuyla yaptığı hareketle ünlü oldu denmiş. Parçaya baktığımızda zaten ünlü pozuyla daha çok biliniyor denmişti. Bu yüzden D şıkkı da doğrudur. Aşkına Nusret Gökçe is only a worldwide chef. Nusret Gökçe sadece dünyaca ünlü bir aşçıdır denmiş ama baktığımızda sadece aşçı değil, aynı zamanda bir kasap, restoran işletmecisi ve Nusret et restoranında ortağı olarak belirtilmiş. Bu yüzden yanlış olan A şıkkıdır. Which question has no answer in the recipe? Hangi sorunun yanıtı tarifte yoktur diye sorulmuş. Başkına what does it serve with? Neyle servis edilir diye sorulmuş. Tarifin en sonuna baktığımızda garnish bölümünde limon dilimleriyle, dilimlenmiş kırmızı soğanla ve sumakla, dilimlenmiş domatesle birlikte servis edilebileceği yazıyor. Bu yüzden B şıkkındaki sorunun cevabı vardır. C şıkkına how many people can eat it? Kaç tane insan yiyebilir diye sorulmuş. Tarifin üst bölümlerine baktığımızda serves to 4 to 6. Yani 4-6 kişiye servis edilebilir denmiş. Bu sorunun da yanıtı var. Deşkına how long does it take to prepare it? Hazırlaması ne kadar sürer diye sorulmuş. Servis sayısının hemen üstünde prep yani preparation hazırlama bölümü için 60 minutes 60 dakika denmiş. Ne kadar sürede hazırlanacağı da var. Aşkına what is the process of it? Nasıl yapılır denmiş. Process burada yemeği pişirmek için veya hazırlamak için yapılan işlem. Baktığımızda malzemeler verilmiş. Hamuru için malzemeler verilmiş. Üzeri için malzemeler verilmiş. Ve süsleme malzemeleri verilmiş. Ama nasıl yapıldı anlatılmamış. Bu yüzden cevabı olmayan soru A şıkkındadır. Verilen tarife göre cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Before pouring the mixture into the pan, you blah blah blah. Karışımı tavaya dökmeden önce şöyle yapmalısın diye cümlenin devamını getireceğiz. Burada before bağlacak kullanılmış yani önce demek ve hemen sonrasındaki cümleye verecek bir bağlaç olduğu için anlamını yani karışımı tavaya dökmek cümlesine verecek. Bakalım recipe yani tarif bölümüne. First crack the eggs into mixing bowl, add sugar and mix them. Önce yumurtaları bir kaseye kır, şeker ekle ve karıştır. Then pour the milk into the bowl and mix. Sonra kaseye süt dök ve karıştır. Next add the flour, baking powder and vanilla into the mixture and mix again. Sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekle, tekrar karıştır. After that heat a frying pan and add some oil into it. Daha sonra bir tava ısıt ve içine biraz yağ ekle. Finally, pour a spoon of mixture into the pan and fry on both sides. Son olarak da bir kaşık karışımı tavaya koy ve iki tarafında pişir. You can serve it with syrup and honey. Bon appétit. Şerbet veya balla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun denmiş. Bizden karışımı tavaya koymadan önceki aşama isteniyordu. Baktığımızda finally bölümünde bir kaşık karışımı
tavaya koy denmiş. Yani bundan hemen öncesi after that bölümündeki madde önemli bizim için. Heat a frying pan and add some oil into it. Bir tava ısıtın ve içine biraz yağ ekleyin denmiş. Seçeneklere baktığımızda doğru seçeneğin C şıkkı olduğunu görüyoruz.